Sorusu olan varsa sorabilir. Yoksa aklıma gelen bir konuyla devam edeceğim. Evet. Var mı sorusu olan? Evet. Bundan önceki birkaç konuşmamızda insanın içinden geçen şeyleri, içine gelen şeyleri görebilmesi ve ayırt edebilmesi üzerinde biraz durmaya çalışmıştık. Ama biz hani içimize gelen şeyler deyince illa böyle hani böyle şizofren gibi veya hastalıklı bir insan gibi işte böyle içime şöyle sesler geliyor anlamında aslında bunu kullanmıyoruz. Günlük doğal hayatımızda zihnimizden geçen düşünceler, duygu durumları, bir şey yapma veya yapmama arzuları gibi şeylerden bahsediyoruz aslında. Ve bunları gözlemlememiz gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki niye gözlemlememiz gerekiyor? Çünkü bunlar bize ait olmayabilir diyeceğim ama şu anlamda. Yani bunlara ben kendim demek zorunda değilim. Zihnimden bir kaygılı düşünce geçtiğinde veya birisiyle ilgili bir olumsuz düşünce geçtiğinde, birisiyle ilgili negatif bir duygu oluştuğunda ben bunu kendi duygummuş gibi almak durumunda değilim. Ben birçok insanı dinlediğimde aslında ona tek bir şey söylemek isterim. Kendini kenara koy ve şu anda zihninden geçen düşünce ve duyguları izle demek isterim. Tabii ki bu söylenmesi kadar kolay bir şey değildir. Ama bizim en temelde ve öncelikle bunu yapmaya ihtiyacımız vardır. Kendimiz diye alışa geldiğimiz, kanıksadığımız, yıllarca benzerlerini yaşadığımız her türlü düşünce, duygu ve davranış kalıbını benim düşüncem, benim duygum, ben böyle hissediyorum, bu benim, ben böyle biriyim diye algılarız. Ve bu yüzden de onlar tarafından aslında yönetilen bir duruma geliriz. Yani dolayısıyla insan eski kadim bilgilerde de anlatıldığı gibi aslında insan bir kukla olarak yaşamaktadır. Hayatının büyük bir bölümünü bir kukla olarak yaşamaktadır. Kimin tarafından yönetiliyoruz? Zihnimize gelen düşünceler, duygular, davranış kalıpları tarafından. Örneğin hayat hep böyle sür git, aynı şekilde ilerliyor. Bıktım artık diyorum mesela. Bir sabah kalkıyorum ve diyorum ki bıktım artık. Ya hayat hep böyle aynı gidiyor. Ne kadar ilginç bir düşünce diye böyle onu farkına varmadan bir kucaklıyorum. Daha doğrusu o beni kucaklıyor. Benim onu kucakladığım yok. O beni bir kucaklamış oluyor. O beni böyle iki eli arasına alıyor. Bir oraya bir oraya çeviriyor. İşte belki senin de hayatın tek düzü olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Aslında bu hayatını niye böyle yaşadın? Biraz da şanssızlıklar da buna sebep oldu diye. Bakın böyle alıyor iki eli arasına o düşünce veya o duygu. Bir o yana bir bu yana sizi ya uyutuyor, ya çimdikliyor, ya etlerinizi yoluyor aslında. Böyle bazen öyle şeyler hissedersiniz ki böyle ya ölsem de kurtulsam yani bu düşüncelerden bıktım artık bunlardan falan dersiniz. Ama neye dikkat etmeniz gerekir bu durumda? Aslında problem nedir burada? Problem bu
düşüncelerin kendi düşüncelerimiz olduğu zannıyla bunlara kapılmaktır aslında. Yani orada şunu diyebilsek, ya ne kadar ilginç düşünceler geliyor aklıma. Bunları bir gözlemleyeyim. Ne kadar da ilginç düşünceler bunlar. Ne kadar ilginç duygular. Böyle beni bir mutsuz ediyor, bir mutsuz etmeye çalışıyorlar ki hayret ederim, ediyorum demeniz gerekir. Ama öyle yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ya o kadar mutsuzum ki yani bilemezsin. O kadar mutsuz yani. Hani öleyim de kurtulayım falan mesela diye gene bir başka duygu sizi iki eli arasına alır ve sizi bir kukla gibi oynatır. Peki çaresiz miyiz bu durumda? Yani ne yapabiliriz? İşte bir taraftan da ben bunları mesela söylesem kişi ne diyebilir? Diyebilir ki ya hakikaten ya böyle kahrolsun bu düşüncelere, bunlar nereden geliyor bana, bıktım bunlardan deyince bu sefer başka bir benlik sizi esir etmeye başlar. İşte bunları istemeyen, bunlardan rahatsız olduğunu düşünen bir benlik bu sefer sizi esir eder. Sonra da dersiniz ki ya herkes bunu yaşıyor mu acaba, yoksa bir tek ben mi yaşıyorum? Bu sefer başka bir benlik gelmiştir. O da kıyaslama yaparak size hayatı zehir etmeye çalışır. Ama siz birinden kaçtınız, ikisinden kaçtınız, üçüncüye ve dördüncüye tutulmaya başlarsınız. Dikkat etmezseniz. O yüzden kendinizi düşünce olarak, duygu olarak mutsuz hissediyorsanız, negatif bir durumda hissediyorsanız yapacağınız çok güzel bir şey var. Güzel bir koltuğa oturun. Böyle dik bir vaziyette, sırtınızı da güzel yaslayın ve o düşünce ve duyguları izleyin. Sadece izleyin ama. Hiçbirine dokunmayın, hiçbiriyle oynamayın, hiçbirine cevap verme zahmetine girmeyin. Hiçbiriyle kavga etmeyin. Sırtınızı yaslayın ve gözlemleyin. Hangi düşünceler, hangi duygular geliyor? Eğer bunu gerçekten nitelikli bir şekilde yapabilirseniz, o zaman aslında sizi bir kısım düşünce ve duyguların rahatsız ettiğini göreceksiniz. Tabii tam böyle dediğimde yine o benliklerden biri şöyle diyebilir. Ya kalkar kalkmaz böyle hissediyorum. O zaman kalkar kalkmaz gözlemlemen gerekir. Seninle kim uyudu, şu anda seninle kim uyanıyor? Bunu fark etmen gerekir. Yani şu anda ben yani tırnak içinde hangi münasebetsiz benlikle uyandım acaba? Diye bir bak yani. Acele etmene gerek yok. Onunla kavga etmene gerek yok. Allah kahretsin demene gerek yok. Hatta münasebetsiz demene bile gerek yok. Bu ilginç bir benlik. Sabah bununla kalktım. İlginç bir arkadaşlık. Ama hani çok da arkadaşlığı devam ettirmek istemiyorum diyebiliyorsanız gözlemleyip ayrışabiliyorsunuz demektir. Bir insan bunu yapabildiği oranda kendine doğru bir yol alabilir. Bunu yapamadığı zaman ömrü bunların arasında geçer. Bütün ömrümüz bunların arasında geçebilir. Bunların ne kadar sahtekar olduklarını böyle büyük tehlikeler yaşadığınız zaman anlarsınız. Böyle çok büyük bir tehlike olduğunda hepsi sıvışır böyle. Hepsi kaçar. Yani işte atıyorum doktora gittim, doktor dedi ki dördüncü evre 2 aylık ömrün var. Artık böyle hayat çok sıkıcı, ben ne yapacağım, bütün günlerim aynı geçiyor falan gelir mi öyle bir benlik? Gelmez. Aksine şey dersiniz, ya düz gitsin günlerim ama böyle biraz sağlıklı olsun dersiniz. Bütün o sahte benlikler gidiverir. Neden? Çünkü sahtedirler aslında. Ve bunu anlayabildiğiniz oranda, fark edebildiğiniz oranda ki bunu fark etmek başlı başına bir bilinç uyanıklığı gerektirir. Başlı başına bir
gözlem ve ayrışma yeteneği gerektirir. Ve bir insan bu yeteneğe ne kadar sahipse o kadar insan olarak kalabilir. Eğer buna sahip değilseniz iç ve dış veya görünür görünmez birçok etkiye maruz kalıp onların arasında bir top gibi çevrilirsiniz. Biri sizin moralinizi çok kolay bozar. Biri sizi çok kolay değersiz hissettirir. Biri size hava atarak sizin aşağılık kompleksinizi tetikler. Biri mutlu olarak sizi mutsuz eder. Karşıdaki mutludur, siz mutsuz olursunuz. Onun mutluluğundan mutsuz olursunuz. Neden? Çünkü o benlik kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bak diyor ne kadar mutlu insanlar. Mesela şu cümle çok muhtemelen her biriniz az çok kullanmışsınızdır veya aklınızdan geçmiştir. Ya herkes mutlu, herkesin işi bir şekilde yürüyor, bir benim işler bir ters gidiyor. Zaman zaman bunu hissettiren benlikler vardır. Mesela onu dinlerseniz o sizi alır böyle. Alır hani böyle şey gibi. Hani sahtekar bir arkadaş veya bir kişi düşünün. İşte birisini önce evinden çağırıyor. Ya gelsene diyor. Biraz diyor laflayalım diyor. Ya ne yapacağız işte benim işim var. Ya gel ne olacak falan biraz havamız değişsin falan. Kişi çıkar. İşte biraz yürüyelim, yürürsünüz falan filan. Daha sonra kırsal ortama falan çıkarsınız. En son kurtlar mutlar gelir ve saldırıp boğabilir değil mi? İkinizi de boğabilir veya birinizi de boğabilir. Aslında bizim hayatımız buna benzetiliyor çoğu metaforda. Yani o evimiz nedir? Bizim gerçek kendimizdir. Mesela bir düşünce gelir, sizi gerçek kendinizden böyle bir ufaktan bir alıkoyar. Ya biliyor musun, senin de şansın hiç yaver gitmiyor biliyor musun? Hemen kulak kesilirsiniz. Doğru ya. Çok doğru söylüyorum. Bunun sözü dinlenir. Hakikaten şanssızım. Çünkü şeyden geliyor yani sağdan yaklaşıyor. Çok pozitif gibi görünen bir yerden yaklaşıyor. Sanki bize büyük bir mutluluk verecek gibi. Önce böyle sen aslında çok şanssızsın. Sen aslında bunları hak etmiyorsun falan filan. Böyle bir başlar. Ondan sonra geçmişte yaşanan olayların aslında ne kadar da hak etmediği şeyler olduğunu, ne kadar da problematik şeyler olduğunu falan, işte herkes de mutlu aslında, bir şekilde mutlu oluyor. Bir tek bende bunlar yani, böyle sanki böyle hani utanmasam şunu diyeyim, Allah'ın bana bir gıcıklığı var herhalde yani. Bir de içeride başka bir benlik çıkar ama o tam sesini çıkaramaz çünkü hani bizde bir şey var ya, insanı küfre götüren cümleler falan diye, bir de ondan korkarız. Hani böyle yaşatacaksan yaratmasaydın falan, içeride böyle çıkmaya çalışan bir benlik vardır ama sen deriz ki otur biraz fazla şey yapma, bir de itikadımızı bozacaksın falan. Böyle şey yaparız, şikayet etmeye devam ederiz falan. Böyle hikaye devam eder. Aslında burada ne oluyor? Aslında bir tiyatro vardır burada. Ve siz de tiyatronun içinde çeşitli o tiyatro oyunundaki kişilikler tarafından manipüle edilen, bazen bir haberle çok sevindirilen, bazen bir haberle birden bir dramanın içine sokulan, bazen uyutulan, bazen birden uyandırılan bir oyuncağa dönersiniz. Aslında hepimiz böyle bir tuzağa maruz kalıyoruz. Fakat aslında gerçek bir düşman da yok ortada. Yani siz inanmadığınız müddetçe aslında gerçek bir düşman da yoktur. Veya gerçek bir problem de yoktur. Yani işin dramatik tarafı da aslında budur. Yani gerçekte aslında kavga edeceğimiz bir şey yok. Ama içeride büyük bir tiyatro oynanıyor. Büyük bir kavga var. Bu aslında tıpkı o meşhur Don Kişot'un yel değirmenleriyle kavga etmesi gibidir. Bir çay alabilir miyim?
yer değirmenleriyle kavga etmesi gibidir. Aslında yer değirmenleri orada güzel bir metafordur. Nedir yer değirmenleri? Tabiatta rüzgarın etkisiyle dönen mekanik aletler aslında, değil mi? Birçok böyle yel değirmeni vardır bazı bölgelerde. Orada rüzgar çoksa o yel değirmenleri kullanılarak eskiler birçok iş yaparlarmış. Veya bazen işte su değirmenleri vardır. Değil mi? Yel değirmeni, su değirmeni, başka neyle çalışan değirmen var bilmiyorum. Var mı? Yok herhalde, değil mi? Şimdi tabii elektrik çıktı, elektrikli, ama eski devirlerde rüzgarla ve suyla dönen değirmenler vardı. Şimdi siz o değirmenin rüzgarın ve suyun etkisiyle dönen şeyler olduğunu bilmezseniz ne yaparsınız? Don Kişot gibi onlara atlarınızla veya işte silahlarınızla saldırırsınız, değil mi? Sonra da biz gülümsüyoruz. İşte Don Kişot yel değirmenleriyle savaşıyormuş. Ya ne kadar da tırnak içinde aptal gibi görünen bir şey. Halbuki aslında bize anlatıyor. Zihnimizde dönüp duran düşünce ve duygu değirmenleriyle biz sürekli mücadele ediyoruz. Sürekli çatışıyoruz veya sürekli onlarla meşgulüz. Onlar bizi meşgul ediyorlar. Mesela ben çok insandan duyarım. Ben hocam ben çok düşünüyorum. Ne yapacağım ya? Ne yaptım bu kadar çok düşünüp bir buluş mu gerçekten? Ne oldu? Çok düşünüyorum hocam. Ne düşünüyorsun? Evlenirsem mutlu olur muyum diye düşünüyorum. Oradan alıyor öbür tarafa. Oradan alıyor öbür tarafa. Şöyle olsa böyle olsa çok düşünüyorum hocam diyor. Şimdi bu düşünce midir? Yoksa bir yel değirmeni gibi zihinde dönüp duran otomatik bir düşüncenin arasında kalıp güya sen onunla oynuyormuşsun zannettiren bir de böyle bir üçkağıtçılıkları var. Sanki ben düşünüyorum diyorum. Sen mi düşünüyorsun? Yoksa içinde bir düşünce oluşuyor ve sen ona mı kapılıyorsun? Eğer ben düşünüyorum diyorsan test edelim, düşünme. Değil mi? Mesela diyelim ki bu bardağı ben kaldırıyorum diyelim. Ben mi kaldırıyorum? Ben kaldırıyorum. Evet, ben kaldırıyorsam kaldırmama özgürlüğüne de sahibim, değil mi? Ama sen diyorsun ki ben düşünüyorum. Ben de diyorum ki sen düşünüyorsan o zaman bir zahmet bir hafta düşünmeyiver ya. Kendini de rahatlat, beni de rahatlat. Değil mi? Bak yapamıyorsun. Demek ki aslında sen düşünmüyorsun. Bir düşünce tarafından manipüle ediliyorsun veya düşünceler arasında pimpon topu gibi gidip geliyorsun ve sen düşündüğünü zannediyorsun. Halbuki sen düşünmüyorsun. İşte peki ne yapacağız? Değil mi? Hemen aklı o gelir. İşte o düşünceleri biraz sadece gözlemlemeyi başarmaya çalışacağız. Bakın bu bile hemen olmaz. Sadece gözlemliyorum. Ne düşünceler geçiyor ya? Yoksa hocam ben çok derin düşünüyorum. Ben de diyorum ki derin düşünme, o düşünceleri gözlemle. Nereden gözlemle? Düşünme melekesini kullanmadığın bir yerden gözlemle. Hani şey gibi, farz et ki karşında bir papağan var. Sen papağana cevap verir misin? Bir kısım cümleleri, kelimeleri veya soruları ezberlemiş. Hani bazen çocuklar olur ya böyle, anne bu ne, şu, anne bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, sürekli bu ne, bu ne, yeter ya bıktım falan derler, değil mi bazen? Aslında gözlemlediğinizde böyle cevap vermeye de çalışmayın o düşüncelere. Çünkü onların sonu gelmez. Evlensem mutlu olur muyum? Olursun. Ya olamazsam? Olmazsın. Ya belki olurum ya. Yani cevabı yok mu soruların? Seni sürekli meşgul etmekten başka hiçbir işe yaramazlar ve seni çok mükemmel bir şekilde meşgul edebilirler. Eğer sen uyanık davranıp ya bunlar otomatik şeylermiş, yel değirmeniymiş bunlar, bunları bırakayım. Gerçek anlamda düşünmek ayrı bir şeydir arkadaşlar. Burada kastettiğimiz düşünmemek değildir.
gerçek anlamda bir şey düşünmek ayrı bir şeydir. O bilinçlidir, dikkat ile yapılır ve bir izleyi vardır, bir yolu vardır, bir muhakemesi vardır. Mesela diyelim ki evlenirsem mutlu olur muyum, olmaz mıyım? Hani bazen yarışma programlarında var ya, bir dıt sesi geliyor, devamı haftaya diyor, dur diyor yani, değil mi? Şimdi evlenirsem mutlu olur muyum? Ne bileyim kardeşim ya, ben yani sen kime soruyorsun bunu? Kim soruyor? Zihnim soruyor. Kime soruyor? Mevcut zihnime soruyor. Zihnim buna cevap verebilir mi? Hayır. O zaman bu soru yanlış bir soru. Sen bu soru üzerinde düşünemezsin ki. Yani bu soru üzerine düşünülmez. Ha, şunu düşünebilirsin. Mutlu bir evlilik için bana düşen şey şunlar, şunlar, şunlardır. Ben bunlara dikkat edersem mutlu bir evlilik için üzerime düşeni yapmış olurum. Bak, bu düşünülerek, bu da kısa zamanda düşünürsün bunları, tespit edersin yani. Derin düşünmeni gerektirecek bir şey yoktur. Ama dikkat edin, biz derin düşünme olarak tanımladığımız şeylerin düşünme olmadığını bile bilmiyoruz. Ya ben bunu çok gerçekten yıllar sonra fark ettim. Ya bu aslında düşünmek değil yani. Aklım bir oradan alıyor bir oraya. Ya şöyle olursa ya böyle olursa, ya işsiz kalırsam ya öyle olursa, ya işte birileri seni anlamazsa. Bu derin düşünmek mi? Hayır. Dolayısıyla zihnimize gelen düşünceleri, içimizde ortaya çıkan duygu durumlarını önce bir sakince, alıcı gözüyle değil, görücü gözüyle, yani bir bakayım neler geçiyor, çok ilginç, bir bakayım ne geçiyor, hangi tür düşünceler, hangi duygular geçiyor, bir alışveriş yapmayacaksın. Hani bazen çocuklara deriz ya, bak bak ama seyret ama dokunma, değil mi? Bazı yaramaz çocuklar vardır. İşte buna ihtiyacımız var bizim. Seyret ama bir dokunma önce. Önce bir dur yani. Hemen doğru mu yanlış mı falan bir dur. Önce bir seyret. Alışveriş yapacağım gözüyle bakma. Bir sakince bir seyret. Sonra o zihninde ortaya çıkan duygu ve düşüncelerden biri gerçekten gerçekçi, isabetli, objektif bir şeyse, mesela gelecekle ilgili spekülasyon. Ben biliyorum bu kötü olacak. Veya ben biliyorum bu iş çok güzel olacak. Ya bak, bu bir tahmindir. Dersen ki ben tahmin ediyorum ki veya zannediyorum ki veya arzu ediyorum ki böyle olsun. Bunu diyebilirsin. Ama ben biliyorum böyle olacak. Bak, hem bilmiyorsun hem de zannını bilgi diye sana satan bir benliğe maruz kalıyorsun. Sonra da bazen ben biliyordum, sen bilmiyordun, sen zannettin ama tuttu. %1 de tutar yani. İşte bazen yaptırıyorlar, işte 10.000 kişiye dua ettiriyorlar. Evrene dua göndertiyorlar. Sonra 10 kişinin istediği bir şekilde olabiliyor yani. Hani ben şimdi desem ki ya inşallah bu hafta böyle çok sevdiğim bir arkadaşımı görürüm. Görebilirim yani. Şimdi 10.000 kişiden 10 kişinin böyle duası tutar tırnak içinde veya isteği gerçekleşir. O 10 kişiyi de getirirler. Bakın bunlar evrene çok güzel dua gönderdiler. Hadi bakalım siz de iyi göndermeye çalışın falan. Şimdi bunlar bilgi midir? Hayır. Zan bilgi değildir. Zan ile bilgiyi bile ayırt edemiyoruz. Öyle manipüle ediliyoruz ki kendi zihnimiz tarafından. Mesela kötü şeye kendimizi alıştırmak için ne yapıyor zihnimiz? Kötü şeyleri kabullenmeye çalışıyor. Ben diyor biliyorum diyor, işim ters gidecek, bak göreceksin. Bilmiyorsun halbuki. Aslında zihnin ne diyor? İsmail, kendini kötüye hazırla ki sonra hayal kırıklığına uğramıyorsun. Ya ben kendimi kötüye de hazırlamıyorum, iyiye de hazırlamıyorum. Ama iyi olması için bir şeyler yapıyorum. İyi olması için adım atıyorum. İyi olması için gereken tutumu, davranışı sergiliyorum. Ama ne iyi olacak diye hayal kuruyorum, ne kötü olacak diye hayal kuruyorum.
Bunu yapabilmek, bu çok önemli bir şeydir. Hatta insanlarda şey vardır, yani iyi olacağına emin olunca harekete geçer bazı insanlar. İşte bir ihtimal varsa oradan vazgeçer. Neden? Çünkü olumsuz bir duruma tahammülü ve toleransı olmayan bir benlik tarafından manipüle ediliyor. Bakın, o insan öyledir demiyorum. Ve bunu kasıtlı olarak söylüyorum. Diyorum ki, %100 iyi olmadığında adım atmayan bir benlik tarafından manipüle ediliyorsun o anda. Ve o benlik diyor ki, %100 olumlu olacağından emin değilsen hareket etme. Ona da ben diyorsun. Diyorsun ki ben genelde böyleyim. Hatta bir başka benlik devreye giriyor sonra. Diyor ki, ya diyor, aslında bu huyundan dolayı çok şeyde kaybettim. Ya senin huyun değil bu. Bu bir benlik. Bir benlik var, böyle davranıyor. Öbür benlik de diyor ki, ya senin diyor bu davranışın yüzünden neler kaybettik biliyor musun diyor. Öbür bir benlik çıkıyor. Ya hakikaten bunu görüyorum ama bir türlü kendimi değiştiremiyorum. Hepsi kendimiz olmuş. Ama ortada gerçek kendimiz yok. Yel değirmenleri arasında kalmışız ve hiçbir farkındalığımız, bilincimiz o anda aslında işlemiyor. Sonra da diyoruz ki, biz bilinçliyiz. Ben çok düşünüyorum. Çok da eğitim aldım. Ne eğitimler aldım ben? Bir tek şeyin eğitimine ihtiyacımız var aslında. Veya ilk olarak eğitimini almamız gereken tek bir şey var. Gerçek kendin nedir? Ve kendin olmayan düşünce, duygu ve davranışları nasıl gözlemleyebilirsin? Bunları nasıl ayırt edebilirsin? Ve bunları nasıl yönetebilirsin? Bu eğitimi almamışsanız, 100 tane eğitim alsanız da bir şey olmaz. O yüzden bütün peygamberlerin, bütün kamil insanların ilk öğrettiği şey budur. Seni sen olmayan benliklerden, sen olmayan düşünce, duygu ve davranış kalıplarından temizlemeye çalışır. Bunlardan temizlendiğin zaman kendin açığa çıkacaktır. Eğer bunlardan temizlenmezsen ömrün bunların kalabalığıyla geçecektir. Ve bunların, hani bazımız sorabilir, bunlar çok mu hocam, bu benlikler çok mu? Sayısı belirsiz arkadaşlar. Sayısı belirsiz. Ama bu bizim derdimiz değil. Yani biz bunların jandarmalığını yapmak zorunda değiliz. Ve hepsini kontrol etmek zorunda değiliz. Neye ihtiyacımız var? Bunlar geldiği zaman onları gözlemlemeye ihtiyacımız var. Gözlemle ve bırak. Kimse seni takdir etmiyor. Kim bu? İhtiyacım var mı? Yok. Kenara bırak. Ama haklı değil miyim? Diyor bir tanesi. Onu da bırak. Onun da kayda değer bir tarafı yok. Ya o yok, bu yok. O zaman ne düşünelim diyen başka bir tanesi çıkıyor. Buna karşı da dikkatli ol. E şimdi biz böyle mal gibi mi duracağız falan diyor başka bir tanesi. Ona karşı da sakin ol. Sen merkezdesin, sen ortadan kaybolmuyorsun veya bunlardan birine yapışarak var olmuyorsun. Sen varsın, bir sakin ol. Bak, hiçbir düşünce olmadan da varsın. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Hiçbir düşünce olmadan var olmak. Bu çok hoş bir şeydir. Çünkü zihin ne yapıyor? Sürekli bir şey düşünmek eğiliminde. Ne diyor? Hani bazı çocuklar vardır böyle. Mesela böyle hareket etmeden duramaz. Bir gün öyle bir çocuğa dedim ki, mizacı da 7'ydi böyle. 7-8 yaşlarında bir çocuktu. Dedim, bak şu koltukta dedim 5 dakika dur, otur. Zihninden geçen şeyleri
gözlemle sonra bana anlatacaksın. 5 dakika dedim, çok değil falan. Böyle zar zor durdu, içerisi çok karışık dedi. Hemen oyun oynamaya koştu. Neden? İçerisi çok karışık ve ben bunların arasında kalırsam kafayı yiyeceğim. O zaman ne yapayım? Bir şeyle meşgul olayım, kendimi bir eğlenceye atayım veya başka bir şeyle meşgul olayım. Hani bir şeyle meşgul olayım ki beni meşgul eden o içeridekilerden kendimi kurtarabileyim gibi bir hikayeye kapılıyoruz. Bakın, hikaye üstü hikaye dönüyor değil mi? Halbuki çözüm çok basit. Bırak içerisi istediği kadar karışık olsun. Sen varsın ve tamsın. İçeride, gerçek anlamda içeride bir karışıklık yok. İçeriği karıştıran var. Gerçek anlamda içeride bir karışıklık yok. İçeriği karıştıranı görürsen, bak, o içeriği karıştıranla da kavga edip tekrar karıştırma. İçeriği karıştıranı gör ama elleşme, onunla bir şey yapma yani, onunla hırgüre girme. Onunla kavga etme, onunla çatışma. Ya işte seni okutsalardı şimdi böyle olmazdı. Bak gene giriyor bir yerden, bir tane giriveriyor mesela. Ve işte anan baban veya falan kişi sana şu zamanda yol gösterseydi ve işte seni bu şu konuda uyarsaydı, ama işte Allah kahretsin uyarmadılar ki. Oradan bir giriş yapıyor. Bir aranameden geçiyor. Sonra seni kim bilir nereye götürecek. Sonra kafan meşgul oluyor. O meşguliyetten de bıkıyorsun. Çünkü kendi üzerinde bu kadar gitmek de yorucu bir şey. Bu sefer etrafta bakıyorsun. Adam niye öyle oturuyor? O niye böyle yapıyor? Bu niye böyle hareket ediyor? Bu sefer toplumsal eleştiri. Toplumsal eleştiri yapanların %90'ı kendinden kaçtığı için yapar. Kendinden kaçmak için yapar. Ama bunun bilincinde büyük oranda değildir. Al elinden toplumu veya toplum mükemmel. Her yer mükemmel. Bir sabah kalktın, Türk toplumu mükemmel olmuş. Dünya da mükemmel. Yahudiler Filistinlileri alıp böyle en mutlu şekilde yaşatıyorlar. Böyle cancaya kuzu sarması olmuş. Her yer mükemmel. Bir zihnine bir sorsana, rahat mı? Rahat değildir. Eleştirecek bir yer arayacaktır. Çünkü onun alışkanlığı budur. Yani bakacak, oraya bakacak, buraya bakacak. Bir şey bulmaya çalışacak. Neden? Çünkü onun hayat damarı bu yani. Hayatı böyle, o benliği. Bir benlik rahat edecek. Bir benlik diyecek ki ya ben istemez miyim toplum düzelsin? Tabii ki isterim. Bir benlik öyle diyecek. Bakın o da bunu kandırmış olacak. Yani o benlik bu benliği görmesini engelleyecek. Diyecek ki ya ben istemez miyim dünyada barış olsun, huzur olsun? Hakikaten bunu isteyen bir benliğin de vardır. Ama eleştiriden beslenen, eleştirmeden duramayan, eleştireceği bir yanlışlık bulamadığında işsiz kalan, İşsiz kaldığı için de içeride problem çıkaran bir benlik vardır. Şimdi sen bunu kendin zannedersen, mesela bazen ailelerde olur böyle bir şey olur. Adam emekli olmuştur. Daha önce mutfağın karışıklığı hiç ona dokunmuyordur. Emekli olmuştur. Eleştiren bir tip ya. Emekli oldu artık, gidip ona buna sen bu işi yanlış yapıyorsun diye bakıyor. Hanım diyor, bunlar niye burada duruyor? 40 yıldır onlar orada duruyordu veya karışıp duruyordu. Ne oldu? Durmuyor o benlik, durmuyor. O benlik mutlaka bir şey bulacak. Hani vardır ya bazı karikatür, cennete gider. Der ki ya bu yorganlar istediğim gibi değil. Öbürü de der ki lan cennette bile bir şey buldun ya der mesela. Neden? Çünkü o benliğin hikayesi bu. Mesela bazı insanlar vardır, sürekli kaygıyla yaşarlar. Bir gün bir arkadaş vardı, böyle konuştuk, bütün kaygılarını yatıştırdım. Yani kaygılanacağım bir şey yok moduna getirdim. Bir baktım bir benlik çıktı.
gerçekten kaygılanacak bir şey yok konusunda emin miyiz? Diye bir cevap verdi. Bakın oradan da kaygılanıyor. Yani hiçbir sorun yok. Ya acaba var da biz mi görmüyoruz acaba? Çünkü kaygıyla beslenen bir şey. Olumsuzlukla. Hatta bazılarına söylerim. En son gerçekten hani bu insan olduğu için dramatik bir şeydir. Der ki ya İsmail Bey ne yapayım kafam öyle çalışıyor. Beynimi durduramıyorum ki diyor. Heh diyorum bak buraya gelmen çok önemli bir şey. Zaten ben sana beynini durdur demedim ki. Ama sen beynini durdurmaya çalışıyorsun. Ya bazen de beynini senin döndürdüğünü zannediyorsun. Yani o yer değirmenlerini sen çeviriyorum zannediyorsun. Ama aslında onlar sadece dönüyorlar. Sonra da çok fazla döndükleri için onları durdurmaya çalışıyorsun. Durduramayınca da kendini başka şeylerle oyalamaya çalışıyorsun. Bak bir sürü gereksiz hikayenin içindesin. Peki ne yapacaksın? Bırak düşünceler istediği gibi gelip gitsinler ya. Onlar senin problemin değil ki. Onlar düşünceler. Bazen böyle resmi geçit yaparlar. Bazen kaotik olurlar. Bazen aralarında iç savaş çıkar. Biri birini dövmeye kalkar. Biri biriyle kavga eder. Peki sen bunlar mısın? Değilsin. Yani şu, buradan şu soruyu mu çıkaracağız? Ya insan koskoca bir karmaşaymış ya. Bunu mu çıkaracağız? Hayır. Bunu psikologlar çıkarabilir. Veya işte insan psikolojisi üzerinde düşündüğünü zanneden filozoflar çıkarabilir. Hayır, insan asla bir kaos değildir. Asla bir karmaşa değildir. İnsan mutmain olma niteliğiyle yaratılmış, dinginlik ve huzur melekesine, imkanına sahip bir varlık olarak yaratılmıştır. Peki neden olamıyor hocam? Dünyada hiç olmamış ki. Bilmiyorum yanlış. İnsanlar hiç sizin dediğiniz noktaya gelememiş. Tekil örnekler olabilir. İşte zaten bizim merakımız o tekil örnekleri bulup ya bunlar nasıl bulmuş kardeşim? Şimdi şöyle düşünün. Yani işte CERN'de diyelim ki atom altı taneleriyle uğraşanlar insanlar mı yoksa tekil bireyler mi, değil mi? Yani tekil bireyler. Kur'an diyor insanların çoğu ya inanmazlar ya düşünmezler ya şey yapmazlar. Bir şeyi ibretle değerlendirmezler. Niye bu kadar kaos içindeyiz? Çünkü içeride kaos çıkaranları kendimiz zannediyoruz. Onları fark etsek, bu fark etmek kelimesi geçen de bahsettim. Fark edersek, kendimiz ile onlar arasındaki farkı keşfedebilirsek, o zaman içeride hikaye kalkacaktır. Veya hocam şöyle diyebilir miyim? İnsanoğlunun çoğunluğu hayata yüklediği anlamın aslında bir karşılığı yok. O anlam yüklediği için size kaos ondan olur. Ne bugün? Ya işte bir tane benlik var, anlam çıkarıyor. Mesela diyor ki, veya diyor ki anlamlı bir hayat yaşamak istiyorum ama o anlamı kim üretiyor? O benlik üretiyor. Sen kendine göre bir şey üretiyorsun. Veya başka başka, yani dedim ya, bu benliklerin ucu bucağı yok arkadaşlar. O yüzden milyonlarca yıl devam ediyorlar hala. İşte 21. yüzyıla geliyorsun, atıyorum bir çocuk veya genç için işte kullandığım akıllı telefonun markası ne? İşte iPhone kaç? Peki bu benlik 100 yıl önce var mıydı? 30 yıl önce bile yoktu. O yüzden bunlara isterseniz yani biraz böyle dini literatür katmak isterseniz bunlara içinizdeki putlar da diyebilirsiniz. Yani mesela ikna etmeye çalıştığınız, mesela var ya böyle işte böyle biz böyle ağzımızı doldura doldura işte Araplar putlara tapıyorlardı, putları memnun etmeye çalışıyorlardı falan diye böyle şey yapıyoruz. Peki sen içindeki memnun etmeye çalıştığın putların farkında mısın? Hangi putlar var ve onları memnun etmeye çalışıyorsun? Mesela biri diyor ki
bu sene tatil yapamadım diyor. İki kere yaptım diyor. Millet 4-5 defa tatil yapıyor. Al şimdi bunu ikna et. Bunun boyunduruğundan kurtul. Sonra Instagram'ı açıyorsun, biri tatili paylaşmış, öbürü bilmem nereye gitmiş, öbürüne telefon ediyorsun, neredesin, tatildeyiz. O benlik sana daha da çullanıyor. Şimdi gel bunu ikna et, gel bunu sakinleştir. Biraz sakinleştirirsin ama gene senden kurban isteyecektir. O yüzden putlar içeridedir. Dışarıdaki, bakın dikkat edin, peygamber dışsal hiçbir putla kavga etmemiştir. Şey olarak yani böyle hemen arkadaşlar bizde var ya bazı heykellere hücum eden insanlar vardır. Ya peygamber hadi Kabe'deki putları yıkalım. Hayır. 13 sene kalmıştır o putlar. Yıkamaz mıydı? Hiç düşündünüz mü bunu mesela? Yani peygamber bir gece yarısı bilmem ne baskın yapamaz mısın? 3 tane delikanlı adam yok mu? Değil mi? Var. Ama konu Kabe'deki putları yıkmak mı? Yıktın. Ne olacak ki? İçerideki putları temizlememişsen, içerideki putlar devasa bir şekilde duruyorsa ne değişir ki? Al şimdi Kabe'de put yok. İçimizdeki putlar mı temizlendi? Veya hocam temsil olarak şeytan taşlıyor oradan. Temsili olarak taşlıyoruz. Onun bile farkında. Aynen. Yani içindeki demek şeytanlar... istediğim aynen. Yani içimizdeki bu gereksiz, yanlış, abartılı düşünce, duygu ve davranış kalıplarından özgürleşmeye ihtiyacımız var. Mesela niye mutlu değilsin? Tak bir soru. Ne kadar hoş bir soru. Niye mutlu değilsin? Sana öyle cevaplar üreten öyle sahte benlikler var ki ona takılmazsan öbürüne takılıyorsun. Ya ben çok bir şey aramıyorum. Böyle beni anlayacak bir insan arıyorum. Dertleşeceğim bir insan arıyorum. İşte kafa dengi bir insan arıyorum. Falan filan. Bak ilk problem ne? İlk soru. Neden mutlu değilsin? Senin buna gerçek anlamda doğru cevap verebilmen çok kolay değil. Neden mutlu değilsin? Cevap şu. Sahte benliklerinle berabersin. Bunu böyle cevap verecek içimizde bir benlik var mı? Yok ki. Hepsi sahtekar. Neden mutlu değilsin? Belki de çocukluğundan başlıyorsun. Anandan, babandan, kardeşlerinden, arkadaşlarından. Bir de haklısın ya. Zaten en tehlikeleri onlar. Bir de haklısın yani. Atıyorum kardeşin baskı yapmış sana. İşte hep malı o götürmüş. Anne babayı böyle hep kandırmış, manipüle etmiş. Mirası o konmuş. Al sana mutsuzluk. Hiçbirinde akıl yok ki bu benliklerin. Ama çok akıllı gözüküyorlar. Ve seni manipüle ediyorlar. Ve sen onları kendin zannediyorsun. Bakın hani bugün modern zamanlarda anlatılıyor işte yani zaten çip konmadan manipüle ediliyoruz. Muhtemelen bu tırnak içinde küresel işte üst akıl falan diyelim. Diyorlar ki ya bu kadar uğraşmayalım. Bunların içine çip yerleştirelim ki daha rahat olsun bu iş. Aslında bu aklı nereden alıyorlar? Aslında mevcut durumdan alıyorlar diyebiliriz deyim yerindeyiz. Yani bizi en iyi kim manipüle eder? Kendimiz zannettiğimiz bir düşünce manipüle eder. Mesela ben çok insan görmüşümdür, mutsuzdur. Hayatı boyunca mutsuz. Neden? Kocamdan hayır görmedim. Ben de görmedim diyorum öyle şaka yolunda. Yani abi görmediysen görmemişsindir. Ne yapalım yani? Niye mutsuzsun? Ben sana onu soruyorum. Karından hayır görmemişsindir, kocandan görmemişsindir, çocuğundan görmemişsindir. Olabilir. Ama ben sana başka bir şey soruyorum. Niye mutsuzsun? Cevap şu. Mutlu mu olayım hocam? Yok, onu dinle mutsuz ol. O benliği dinle bence mutsuz ol. Bence bu çok güzel bir şey. Bunu mu dememi bekliyorsun? Kendine niye böyle bir kötülüğü yapıyorsun? Yani neden mutsuzsun? Sana mutsuz olmanı kim öğütlüyor deyim yerindeyse?
İnsanlar beni sevmiyor. O sevmeyebilir ama ben mutluyum. Kimse beni anlamıyor ama çok mutluyum. Böyle deseniz şey gibi, deli bu herhalde. Neden? Çünkü mutsuz olmanız gerekir. Eğer atıyorum eşiniz sizi görmezden geliyorsa mutsuz olmanız gerekir. Çocuğunuz sizi dinlemiyorsa mutsuz olmanız gerekir. İşiniz istediğiniz gibi gitmiyorsa mutsuz olmanız gerekir. Bunu kim söylüyor? Bunu zannediyorsunuz ki kendiniz söylüyorsunuz. Halbuki hayır, o bir benlik tarafı, o bir düşünce dağıdır. Benlik dediğim şeyi yanlış anlamayın arkadaşlar. Benlik dediğim şey bir düşünce, bir duygu, bir davranış kalıbıdır. Siz ona ben dediğiniz için o benlik oluyor. Yoksa böyle içimizde benlikler var. Bir onunla mücadele edeyim, bir bununla, tam bunlarla mücadele ederken arkamdan biri hançer saplıyor, sen de mi Brutus diyorum. Öyle bir benlik yok. Ama niye biz benlik diyoruz? Çünkü onlara ben diyoruz. Benim duygum, benim düşüncem, benim davranış tarzım. Onlara ben dediğim için benlik haline geliyorlar. Onları bırakın. Hiçbir etkileri olmaz size. Hani bazen olur ya, böyle ufak çocuk gelir, ağlıyordur. İşte niye ağlıyorsun evladım? İşte arkadaşım, sınıf arkadaşım beni sevmiyor. Ben eskiden anlamazdım. Böyle yeğenlerim olurdu, söylerlerdi. Ben derdim ki yani bir şey mi yaptım falan. Yok yapmadım, o beni sevmiyor. E diyordum, sevmiyorsa sevmiyor. Bu niye, bundan dolayı niye üzülüyorsun? Anlamıyordum. Öyle bir benlik bende yoktu çünkü. Anlamıyordum. Sonra anladım ki işte diyelim ki sınıf arkadaşın seni severse mutlu olursun diyen bir benliği var. Bir düşüncesi var. Bir duygusu var. Ona kapıldığı için, sınıf arkadaşı sevmiyorum dediği için, belki de manipüle ediyordur o. Onun diyelim ki atıyorum kalemini almak için, işte bana kalemini ver, vermezsen seni sevmem diyordur. O da ona mağlup oluyordur. Ve biz bu benlikler tarafından manipüle ediliyoruz. Buyurun. Hocam, bunların kaynağı nedir? İsmi, şeytanlığı, farklı şeyleri, ne üretiyor bunlar? Kaynağını... Bunların kaynağı yok aslında. Şu anlamda demek istiyorum. Yani evet, bazı düşüncelerin kaynağı şeytan olabilir ama benlik olarak bunlara neden olan şey, yani bunları bir benlik gibi algılamamıza neden olan şey, bizim kendimizi bunlar zannetmemizdir aslında. Yani bütün şey burada dönüyor, bu noktada dönüyor. Yoksa mesela diyelim ki şöyle düşünün. Biri bana dedi ki, belki İsmail gel meyhaneye gidelim. Ben de diyelim ki gitmeyi doğru bulmuyorum. Belki gel serserilik yapalım diyor diyelim. Ben ne derim? Derim ki teşekkür ederim kibarca. Yani 3-4 defa tekrar ederse biraz daha böyle ciddi bir şekilde söylerim, değil mi? Bir problem var mı aslında? Burada bir problem yok. Bunu kim söylerse söylesin. İster şeytan söylesin, ister bilmem ne söylesin. Ne zaman ki işte öyle deyince, ya arkadaşlar benim kusura bakmayın bir işim var deyip o arkadaşla gittiğimde sıkıntı oluyor. Peki buna kim sebep oluyor? Benim bilincim. Eğer o düşünceyi, o arzuyu onaylarsam, onun üzerinden hareket edersem, o zaman orada bir sahte benlik oluşmuş oluyor. Mesela sözünü unutma. Mesela diyorum ki şöyle bir evim olmazsa mutlu olamam. Şöyle bir arabam olmazsa mutlu olamam. Ben bir gün bir genç birine sordum. Ben 17-18 yaşındaydı. Dedim hayatında dedim hedefin ne, ne amaçlıyorsun falan, biraz hani muhabbet olsun diye. Dedi ki bir Mercedes şey yapıyorum. Çalışmıyor, işsiz falan filan. Peki dedim Mercedes'e benzin lazım falan filan lazım dedim. Dedi ki onu o zaman düşüneceğim. Şimdi bu kadar yüzeysel bakan bir benlik tarafından esir edilmiş bir genç görmüş oldum yani. Ne kadar ilginç bir şey. Ama olabilir mi? Olabiliyor. Bunun
kaynağı yok aslında. Bunun kaynağı kendimizi bir şeyle var edebileceğimizi, mutlu edebileceğimizi zanneden gerçek kendimizi unutmamızdan kaynaklanan bir boşluk var. O boşluk benlik gibi hissediliyor. Zaten ilk tuzağımız o. Yani ben gerçek kendimi unuttuğumda bir boşluk oluşuyor. Bu ilk çocuklukta ve özellikle ergenlik döneminde pik yapar. O yüzden böyle ergenlik dönemi benlik algısının oluşumunda önemli kabul edilir. Aslında o benlik algısı dediğimiz sahte benlik algısı. Ve orada bir benlik algısı oluştururuz. Mesela diyelim ki 3 yaşındasındır. Böyle bir çocukta bir oyuncak görürsün. Senin yoktur. İşte anne babana gidersin. İşte anne bana ondan al. Değil mi? Dersin. İşte birisine robot almışlardır. Çocukta görürsün. İşte anne bana bundan al. Bana ondan daha büyüğünü al falan dersin. Neden? Çünkü gerçek kendini unutmuşsun ve oraya sahte bir ben algısı girmiş. Sahte ben algısı bu sefer her arzuyla, her düşünceyle, her olguyla özdeşleşmeye başlıyor. İnsanlık tarihi bir özdeşleşme tarihidir. Din de özdeşleşmeden seni özgürleştirme tarihidir. Bir insanın dindarlığının ölçüsü nedir? Özdeşleşmeme düzeyidir. Özdeşleşmeme düzeyin ne kadar yüksekse o kadar dindarsın. Özünün farkında olması gerekir. Anlaşılır bir kıvama sokayım. Yani hiçbir şeyin seni mutlu veya mutsuz edemeyeceğini bilme. Bunu fark etme. Evet, bu hoş bir şeydir ama bu olursa mutlu olurum. Olmazsa mutsuz olurum. Böyle bir şeyim yok. Evlilik, çocuk, ev, araba, ne olursa olsun. Evet, hoş bir şeydir. Bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim peygamberin hanımlarına uyarı sadedinde? Dünya hayatının süsünü istiyorlarsa onları güzellikle bırak. Yani ne diyorlar? Makul ve meşru bir şey istiyorlar aslında. Ama biraz şey hikayesine dönmüş. Bunlar olursa mutlu oluruz. Olmazsa mutsuz oluruz. Bak orada dindarlık düzeyin düştü demektir. İşte dindarlık yaradan dışında hiçbir şeye ait olmadığını, hiçbir şeye sahip olamayacağını, hiçbir şeyin de sana sahip olmadığını idrak etme bilincidir. O yüzden dindarlık kölelik değil, gerçek anlamda özgürlüktür. Dindarlık kendini yaratıcıyla tanımlamaktır. Ona olan bağının farkında olmaktır. Ve ona olan bağının başka hiç kimseyle kurulmaması demektir. Bizim tek bir bağımız var. Diğerleri izafidir. Tek ve hakiki bağın yaratıcıyladır. Diğer varlıklarla da yaratıcıdan dolayı bağın vardır. Yoksa senin bağımsız bir bağın yoktur. Allah Nuh'a ne diyor? Cahillerden olma diyor. Çünkü Nuh ne diyor? O diyor benim ehlim diyor. Ya sen nereden bu bağı kurdun? Nereden kurdun? Biyolojik evladın olduğu için mi kurdun? Sen biyolojik bağ üzerinden mi bağını tanımlıyorsun? Bak Allah ne diyor? Cahillerden olma diyor. O senin ehlinden değil. Evet sen hakikatte onunla olan bağının gereğine işareten, onu uyardın, hatırlattın ama dedi ki ben senin anlayışından değilim. Seni
cahil buluyorum. Ben gerekirse dağlara çıkarım. Yağmur yağarsa, fırtına olursa. Allah ne diyor? Seni ve ehlini kurtaracağım. Ama sen ehil diye neyi tanımlıyorsun? Kendi kafandaki bağı tanımlıyorsun. O yüzden bakın arkadaşlar, çocuğunuz dahi olsa herkes Allah'ın yaratmış olduğu bir bireydir. Bunu unutmayın. Allah hiçbir anne babayı çocuğundan dolayı mesul tutmaz. Bunu da unutmayın. Yani Allah'ın mesul tutmadığı şeyi egonuz tutuyor olabilir. Egonuz sizi çocuğunuzdan yanlış bir şekilde mesul tutabilir. Ama Allah tutmuyor. Oraya dikkat etmemiz gerekir. Sorumluluğunu bil, sorumluluğunu yerine getir ama sorumluluk sınırını aşma. Sonra da ben anneyim, ben babayım, siz bilmezsiniz. Böyle hikayeler de uydurma, bunlar da sahte şeylerdir. Evet, teşekkür ediyorum. İşte hocam ben şunu diyeceğim, hanımefendi hani şeytan dedi ya, hani bunlar şeytandan mı kaynaklanıyor? Ben öyle düşünmüyorum, hani özlemlerim kendi adıma. İşte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar kendilerini unuttular, Rablerini, Rableri de onları unuttu. Bence hani dış dünyadaki...